Rabbim içtimamızı, buluşmamızı hayırlara vesile eylesin. Mü'min kimdir sorusunun cevabı, mü'min Hazreti Ömer radıyallahu an mü'mini tarif ederken, güneşten önce doğan kişinin adına mü'min denilir. Mü'min, günün ilk içtimasına Rahman'la birlikte başlayan kişidir. Mü'min, şeytanın ve nefsin bütün desiselerine, bütün entrikalarına rağmen maçı kazanan kişidir. Yani günün ilk güneşiyle, imtihanıyla maça mağlup değil, galip olarak güne başlayan ve Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı şeytan ve nefsin karşısında sancağını ayağa kaldıran kişinin adıdır. Sabah namazını camide cemaatle eda edemeyen bir mümin, günün içerisinde müminlerin veya Kudüs'ün derdinden, İslam aleminin derdinden bahsetmesi mümkün değildir. Konuşma hakkı yoktur. Çünkü zaten güne mağlubiyetle başlamış birisinin günün içerisinde mücahitlik yapması söz konusu olamaz. Dolayısıyla kardeşlerim, özellikle bu sabahın seher vaktinde sıcak yataklarınızı şu soğuk günde Allah rızası için sıf katıksız onun rızasını kazanmak niyetiyle buraya koşup geldiniz. Sizleri bir kez tebrik ederken, teşekkür ederken genç kardeşlerimi daha yoğunluk bir şekilde görüyorum. Onları iki defa tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Rabbim sayılarını ziyadeleştirsin inşallah. Efendim, bu sene sizlerle birlikte bir ihya yolculuğuna çıkacağız. Her yıl malumunuz pazar sabahları bir ders şeklinde geçiyor. Yani geçen yıl kainatın efendisi aleyhissalatu vesselamın rahle-i tedrisinde yetişmiş, o gökteki yıldızlar mesabesine yükselmiş sadakat öncülerini burada dinledik. Bir insan bulunduğu işinde, içtimasında, mesleğinde çok yetenekli olabilir, çok donanımlı olabilir. Bunu siz iş başına getirirken tercih sebebiniz onun yetkin olmasıdır, onun bilgili olmasıdır, o işte daha donanımlı olmasıdır. Ama kainatın efendisi aleyhissalatu vesselamın sahabisinden bahsettiğimizde hem işin ehli olduğu kadar en önemli vasıfları onlar sadıktılar. Yani sadakatin öncüleri ismini vermiştik. Bu senede nasip olursa o sadakatin öncüleri olan sahabi efendilerimizin yetiştirmiş olduğu tabi'in döneminin önde gelen isimlerini her hafta sizlerle birlikte tanıma fırsatını yakalayacağız. Belki bu zamana kadar kılmış olduğumuz namazların, fıkıh ilminin, hadis ilminin, kelam ilminin, mutasavvıf ilminin bize ulaşmasındaki en etkili isimler, yani İslami ilimlerin, ulum-i İslamiyenin hayata geçişindeki en etkili isimler, İmam-ı Azamlar, İmam-ı Malikler, Hasan-ı Basri Hazretleri, Raviyatul Adeviyeler gibi isimleri burada hep sık sık camilerimizde, sohbetlerde işitiriz. Ama daha nice tabi'in döneminin böyle şahsiyetleri var. Bu sene her pazar sabahında bir tabi'in döneminin alim kişisini, şahsiyetini, ilmi donanımını burada beraber öğrenmiş, tanıma fırsatını yakalanmış olacağız. Biz nasip olursa bu seneki derslerimizde, kıymetli dostlar, her ayın birinci pazarında
İlçe müftümüz Hüseyin Baş hocamız mesela hadis ilminin önde gelen isimlerinden alimleri bizi tanıtacaklar. Her ayın ikinci pazarında nasip olursa Doktor Fatih Ulugöl hocamız burada tefsir ilminin önde gelen alimlerini, tefsircileri bize öğretecekler. Üçüncü pazarında Ramazan Kayan hocamız burada daha çok kelam ilminin önde gelen isimlerini bize fıkıh ilmiyle birlikte bize tanıtacaklar. Dördüncü pazarında da her ayın Mahmut Eren hocamız inşallah nasip olursa mutasavvıfları, tasavvuf ehli olan insanları bize tanıtacaklar, tarif edecekler. Bu ilmin ehemmiyetini, doğuşunu ve günümüze kadar akışını aktarmış olacaklar. Yani her ay pazar sabahki derslere devam edersek, istikrar gösterirsek, burada bütün ilimlerin doğuş ve bize ulaşma serüverini ve bu ilimler sosyal hayatımızda ne işimize yarar? Bugün ehli sünnet çizgisinin müdafasındaki önemini hep birlikte müşahede edeceğiz. Ondan sonra bu dersler sadece bu ilimlerin tanıtımı, sevdirilmesi, akabinde genç kardeşlerimiz bu ilimleri öğrenmek için belki özenecekler. Bu ilmin daha ince ayarlarına, içine girmek için bir yol haritasına, programın içerisine dahil olacaklar. Bu programın ana gayesi etkilemek ve yönlendirmek, sevdirmektir. Nasip olursa Rabbim inşallah amaçlarımıza, gayelerimize, hedeflerimize ulaştırma noktasında cümlemizi muvaffak eylesin. Sadece zamanı doldurmak, biz konuşmak için konuşmak, bu programları sadece bir etkinlik olsun diye yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Tesirini lütfeylesin. Rabbim dinlediklerimizi amele dönüştürme noktasında cümlemizi muvaffak eylesin.